Ahmet Taş getiren üst akıl ile hesaplaşma noktasında. Evet daha önce de ifade ettim. Üst akıl ifadesi benim de katıldığım bir yurt dışı gezide Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakandı tarafından kullanıldı. Hemen peşinden güney sınırlarımızda oyun oynanıyor sözü geldi. Üst akıl ve güney sınırlarımız. İşte bugün tam da Türkiye'nin o oyuna dur demek için harekete geçtiği ve Amerika'nın adeta üst akıl benim dercesine Türkiye'nin hamlesini engellemeye çalıştığı gündür. Türkiye, Suriye içine doğru askeri harekata başladığında niyetinin sadece DAEŞ'i Cerablus'tan çıkarmak olduğunu düşünmek, gerçeğin çok uzağında dolaşmak olur. Bunu Amerika'nın bilmediğini düşünmek de boş. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sınırlarımızda olan biteni oyun olarak nitelemesi de anlamlı. Yani açık bir saldırı yok. Ne var? Daesh var. Onunla mücadele görüntüsü var. O görüntü içinde PYD-YPG'yi meşru güç haline getirme ve Suriye'nin Türkiye sınırına yani Türkiye'nin terörle mücadele ettiği bölgelerin öteki tarafına yerleştirme var. Oyun. Yersen. Türkiye kaç zamandır bu oyunu yemiyor ve Amerika'ya arkadaş sen nasıl müttefiksin? Beni tehdit eden yapının uzantılarını koruyorsun isyanında bulunuyor. Bu isyan bugüne kadar söylem planında devam etti. Üst akılın adı konmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya gitti. Orada kendisine Amerikan yönetimi basın ve ifade özgürlüğü konusunda neden Türkiye'ye baskı yapıyor diye soruldu. Ona da şu cevabı verdi. Üst akıl dediğim olay da bu zaten. Üst akıl Türkiye üzerinde oyun oynuyor. Türkiye'yi bölmek, parçalamak, güçleri yeterse yutabilmek. Bunlar gerçekten bir müttefikle ilişkinin niteliği hakkında derin kuşkular taşıyan ifadelerdi. Ben çok çok defa Amerika ile ilişkilerin tamamı masaya yatırılmalı diye yazdım. FETÖ hadisesinin Amerika ayağı varsa ki var. FETÖ'nün başı orada. Uzaktan sistemler, serzenişler, öfkeler yerine o da masaya yatırılmalı dedim. Biden'la ya da Obama'yla vitrinlik ilişkiler meseleyi halletmez. Adamlar bir yandan incirliği kullanıyor, diğer yandan Türkiye'yi tehdit eden bir terör yapılanmasına alan açıyorlarsa ortada sorgulanacak bir yığın mesele var demektir. Şimdi Suriye'de YPGP'ye ne olacak? Fırat'ın batısında ne olacak? Fırat'ın doğusunda ne olacak? Türkiye-Suriye sınırı Fırat'ın batısından ibaret değil bir. ypg de sadece Fırat'ın batısında konuşlanmış değil. Hatta PYD-YPG önce Fırat'ın doğusunda konuşlanmış bulunuyor. Biz batısına da geçmesin mücadelesi veriyoruz. Oysa mesele Nusaybin'le Kamışlı sınırı iki yakasında bulunuyor ve PKK'nın YPG ile işbirliği Kamışlı'dan Nusaybin'e açılan tünellerle üç tünelin varlığından söz ediliyor, gerçekleşiyor. Ne olacak şimdi? Bu kamışlı böyle mi kalacak? Dün yazdım Suriye'deki PYD kantonlaşması Türkiye'deki çözüm sürecinin canına okudu. Çünkü PKK Türkiye'de de böyle bir kantonlaşma gerçekleşebileceği ümidine kapıldı. Muhtemel ki Türkiye'nin Barzani ile kurduğu kontrolsüz petrol ilişkisi sebebiyle üst takıl onlara böyle bir yeşil ışık yaktı. Oyun. Onlar da gemi azıya aldılar ve Suriye'nin tüm Türkiye sınırını ele geçirmeye yöneldiler. Üst akıl bize canımı sıkma seni sıkıntıya sokarım mesajı verdi. Dostluk, müttefiklik falan devam ediyor da böyle bir arkadan hançerlenme duygusunu da yaşıyor. Türkiye Suriye içine yönelik harekata oyun bitti ya da oyun bitsin diyor. Amerika adeta oyun benim oyunumdu dercesine ortaya çıkıyor ve YPG'nin üzerine kapanıyor. Amerika'nın Suriye'de geldiği nokta ya Türkiye ya PYD YPG noktası oldu. Ya Türkiye ya FETÖ gibi bir durum. Bu ya yalı denklemler devam ettikçe Türkiye-Amerika ilişkilerinin çok daha gergin sulara açılması kaçınılmaz. Biden'ın şirinlik gösterileri yetmedi. 4 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkan Obama ile görüşeceği haberleri geliyor. Her şey masaya yatırılır mı yoksa gerilimi çözmek seçim sonrası gelecek başkana mı kalır bilinmez. Suriye ve FETÖ sıcaklığı gerilimin başkanlık seçimi sonrasına kalmasına izin verir mi o da bilinmez. İşler çok ciddi. Amerika'nın şapkayı önüne koyup düşünmesini gerektirecek kadar ciddi. Ahmet Taş Getiren Star